Allah'ın Resulü halka hutbe okuduğu zaman gözleri kıpkırmızı kesiliyor, sesini yükseltiyor, öfkesi şiddetleniyordu. Sanki sabah akşam memleket basacak bir düşman ordusundan korkuyordu. Sonra "Ben ve kıyamet şu iki parmak gibiyiz" derdi. Ve sonra şöyle devam ederdi. "Ey insanlar, hidayetin ve irşadın en güzeli Muhammed'in hidayeti ve irşadıdır. İşlerin en şerlisi sonradan icat edilendir. Her bidat sapıklıktır. Kim ki bir mal, bir servet gerisinde bırakır ölürse, o servet onun aile efradınındır. Kim ki ölürken bir borç bırakırsa veya bakıma muhtaç çocuklar bırakırsa, onun borcu veya çocuklarının bakımı bana aittir." Alemlere rahmet olarak indirilen Allah Resulü'nün ilk hutbesi şudur. İki cihan güneşi ayağa kalktılar. Yüce Allah'ı şanına yakışır bir şekilde övdükten sonra mübarek dudaklarından şu sözler döküldü. "Ey insanlar! Ahiret için azık toplayın. Allah'a yemin ederim ki dünyada ne hazırlarsanız ahirette onu göreceksiniz. Ey insanlar! Herkes ölecek ve sürülerini çobansız bırakacaktır. Sonra aralarında hiçbir tercüman olmadan ve onu Rabbinden saklayacak hiçbir aracı bulunmadığı halde Rabbi ona, "Peygamberim sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sen kendin için ne gönderdin?" diyecektir. Kul o zaman sağına soluna bakar ama bir şey göremez. Fakat önüne baktığında cehennemi görür. Ey insanlar! Öyleyse kim yüzünü ateşten korumak istiyorsa, bir hurmanın yarısıyla bile de olsa onu korumaya çalışsın. Eğer verecek bir şeyi yoksa, hiç olmazsa güzel bir söz söyleyerek bunu yapsın. Çünkü güzel sözün de karşılığı vardır. İyiliğin karşılığı 10 ila 700 katı arasındadır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizin ve elçisinin üzerine olsun.